Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün iş dünyasında net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünü konuşacağız. Sektöre dair beklentileri ve sıcak gelişmeleri bugün Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte değerlendireceğiz. Firuz Bey, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Sıcak merhaba. Sıcak i̇yi yayınlar gelişme. Diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar dilerim. Bu hafta içerisinde özellikle Halkbank tarafından turizm sektöründeki acentaları destekleyici 6 ay ana para ödemesiz 100 bin liralık bir işletme kredisi sağlandı. Bunun sektörel anlamda etkisi ne olur? Kapsayıcı mı? Bundan ilerleyerek başlayalım dilerseniz. Halkbank ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolüyle seyahat acentalarına can suyu olabilecek bir kredi tanımlanmış oldu. Kredi miktarı ve koşulları büyük ölçekli seyahat acentalarından ziyade sıkıntıya düşmüş, gerçekten nefesi tükenmiş ama Türkiye turizminin de can damarlarını oluşturan küçük seyahat acentalarını kapsayacak şekilde belirlendi. Seyahat acentalarının bizzat varlığını teminat alan bir kredi paketi hazırlandı. Biliyorsunuz seyahat acentalarının teminat verme sıkıntısı oluyor kredi alamamada. Gerçekçi esaslara dayanan, kağıt üzerinde kalmayacak, yaygın olarak kullanılabilecek bir kredi planlandı. Bu çerçevede seyahat acentalarına sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Uygulanacak faiz oranı ise kredi başvuru tarihinde Halk Bankası'nın yasal olarak uygulayabileceği en düşük faiz oranı üzerinden uygulanacak. Peki acentalara bu dönemde can suyu olabilecek mi? Farklı hangi desteklere ihtiyaç var Sayın Bağlıkaya? Şöyle söyleyebilirim, yani bizim uzun süredir hep üstünde durduğumuz küçük ölçekli iş yapan seyahat acentalarının bu dönemde ayakta kalması çok önemliydi. Sezona başlamadan bu miktarda bir kredinin en azından moral açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeterli mi derseniz? Tabii ki yeterli değil ama şu ana kadar kendisine özel tanımlanmış herhangi bir destek olmayan seyahat acentaları ilk defa böyle bir desteğe kavuşmuş oldu. Bu açıdan hem manevi olarak anlamlı hem de maddi olarak da dediğim gibi küçük ölçekli acentaların sezon hazırlığı için ufak da olsa bir katkı olacak. Peki Firuz Bey, özellikle seyahat acentaları dediğimizde Türkiye'deki bir tabloya bakalım dilerseniz. Kaç seyahat acentası var? Geçtiğimiz yıl açılan ve kapanan seyahat acentalarında özellikle pandemi salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm geliyordu. Dolayısıyla burada seyahat acentaları ayağında bunun tahribatı ne oldu? Şöyle söyleyelim, bu kısa çalışma ödeneğinden dolayı çok büyük bir istihdam kaybımız henüz olmadı. Bu vesileyle Mart ayında son bulması planlanan, kararlaştırılan bu kısa çalışma ödeneğinin seyahat acentaları için çok hayati önem taşıdığını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zira turizm sezonu özellikle yurt dışından turizm hareketinin, Avrupa kökenli yurt dışı turizm hareketinin Haziran ayı sonlarına doğru başlayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Haziran ayının sonuna kadar bu en azından sektör ayrımı yapılarak turizm sektörüne özel olarak Haziran sonuna kadar uzatılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Seyahat acentalarının toplamı Türkiye genelinde 12 bin civarında seyahat acentamız var. Bu seyahat acentaları gerçekten 2019 yılının Kasım ayından bu yana hiç fatura kesmeyen arkadaşlarımız var. 2020 yılında kısa bir dönemde olsa ufak tefek iş tur hareketleri oldu. Yurt dışından turizm hareketleri özellikle Ukrayna ve Rusya'dan oldu ama bizim seyahat acentalarımızın yelpazesi o kadar geniş ki MICE yapan arkadaşlarımız var. Hac umre yapan arkadaşlarımız var. Sadece bilet kesen arkadaşlarımız var. Kültür turizmi yapan arkadaşlarımız var. Spor turizmiyle ilgilenen arkadaşlarımız var. Bunların önemli bir bölümü gerçekten 2019'un Kasım'ından bu yana henüz fatura kesmiş değiller. Bir takım destekler, ofislerini açmama gibi destekler de biz elimizden geldiği kadar yardımcı olduk ama kısa çalışma ödeneğiyle şu anda personellerini ellerinde tutma çabası içindeler. Hem bizim bu planladığımız Halk Bankası'na da bu arada Sayın Osman Aslan'a da sizin hastanızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem bu krediyle birazcık nefes alacağız. Hem de KÇÖ'nün uzatılmasıyla sektörü en azından tarihinde görülmemiş kadar uzun süren bu krizde biraz daha sezona diri sokmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye seyahat acentaları dediğimizde ne kadarlık bir kredi borç yükü omuzluyor, sırtlıyor sektör?
Şu anda yani bu krediyle bakıldığında 100 bin lira limitten bizim öngörümüz 8 bin civarında seyahat acentasının kullanmasını öngörüyoruz. 800 milyon lira civarında bir kredi paketi tanımlanmış oldu. Evet, bundan önce ne kadarlık bir borç yükü sırtlanıyordu? Bundan önceki dönemlerdeki kriz dönemleriyle ilgili bir elimizde veri yok. Bundan önceki dönemde de gerçekten seyahat acentaları değil, turizm sektörü olarak bir veri var. Seyahat acentaları olarak bir veri yok elimizde. Peki Sayın Bağlıkaya, geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz Turizm Tek Sektör temsilcileriyle konuştuğumda özellikle dile getirdikleri konu, siz de söylediğiniz, Avrupa pazarının Haziran sonu itibariyle açılacağını, dolayısıyla bu dönemde özellikle İngiltere ve Almanya Türkiye'nin öncelikli pazarları olmak üzere çok kuvvetli lobi çalışmaları yapılması gerekliliğini, bu anlamda Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı'nın, Geliştirme Ajansı'nın devreye girilmesi gerekliliğini vurgu yapıyorlardı. Türkiye peki Haziran sonu itibariyle açılacak olan bu pazarlardan ne kadar turist çekebilir? Erken rezervasyonlarda buna dair bir emare var mı, nedir? Evet, şimdi İngiltere pazarı tabii bizim önemli bir pazarımız. Avrupa'da, İngiltere'de bir takım gelişmeler oldu. Türkiye'nin ana pazarlarından biri İngiltere. Pandemi kısıtlamalarının 8 Mart tarihinden itibaren 4 farklı aşamada kaldırılmasını planlıyorlar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan plana göre İngiltere'deki tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran tarihi itibariyle kaldırılması hedefleniyor. Şimdi, uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların da 17 Mayıs'a kadar yürürlükten kalkacağını açıkladılar. Yaz tatili yapmak isteyenlerin önündeki belirsizliği azaltmak, tatilcilere planlama için sağlıklı zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar da yayınlanacağını bildirdiler. Bu açıklama İngiltere'de seyahat taleplerinde bir anda çok büyük bir sıçrama kaydedilmesine neden oldu. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan TUI, tatil rezervasyonlarında bir gecede %500'lük bir artış olduğunu duyurdu. Aynı zamanda TUI yöneticileri yaz aylarında tatil rezervasyonlarında patlama yaşanmasını beklediklerini ve bu patlamadan da Türkiye'nin çok ciddi bir pay alacağını öngördüklerini açıkladılar. 2021 yılında turizm sektörünün sergileyeceği performansı tabii ki belirleyecek temel unsur pandemi sürecinin seyri olacak. Aşılanma süreci birçok ülkede başlamış olmasına karşın toplumsal bağışıklık oluşumu için zamana ihtiyaç bulunuyor birazcık. Aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, aşı dağıtımının dünya genelinde adil bir şekilde sağlanması ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde yılın ikinci yarısından itibaren, dediğimiz gibi Haziran'dan itibaren turizm sektöründe hareketlilik yaşanmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar dünya genelinde 221 milyon kişi aşı oldu. Türkiye için son derece önemli olan ana pazarlardan İngiltere'de 19 milyona yakın, 18.9, Almanya'da 5.5, Rusya'da ise 4 milyona yakın kişi aşı oldu. Bu pazarlardaki aşılama çalışmaları Türkiye'nin turizmi açısından son derece umut verici. Bu aşı çalışmalarından alınan sonuca göre seyahat eğiliminde de bir hızlanma bekliyoruz. 25 Şubat 2021 tarihi itibariyle Türkiye'de de ülkemizde de aşılanan kişi sayısı 8 milyonun üstüne çıktı. Sağlık Bakanımız tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak. Dolayısıyla turizm sezonu başlamadan önce nüfusun neredeyse tamamına yakını aşılanmış olacak. Bu da Türkiye'nin pandemi riski düşük ülkeler arasında yer almasına ve turizmdeki yükselişe imkan sağlayacak diye düşünüyoruz. Yurt içi turizm pazarına da bakarsak aynı şekilde aşılanma süreci, pandeminin seyri ve kısıtlamaların aşılması, aşılanmayla gelen yabancı ziyaretçiler açısından da yurt içi ziyaretlerimiz açısından da güven verecek diye düşünüyoruz. Bir de aşı pasaportu meselesi var. Biliyorsunuz, evet. Dün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde aşı pasaportunun gündeme geldiği bildirildi. Aşı pasaportu ile ilgili henüz resmi bir karar alınmamasına karşın yaz dönemine kadar bu konuda adım atılması noktasında AB ülkeleri arasında mutabakat oluştu. Bu yöndeki kararın yaz sezonu öncesinde alınabileceği ifade edildi. AB liderlerinin uygulamanın detayları konusunda görüş birliğine varabilmeleri için bu konudaki görüşmelerin süreceğini belirttiler. Almanya Başbakanı Angela Merkel,
AB Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada AB aşı pasaportunun yaz sezonuna dek uygulamaya girebileceğini söyledi. Yani bu Türkiye açısından çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bunu birkaç yayın önce aynı sizin programınızda dile getirmiştim ben. Aşı karnesiyle ilgili Türkiye'nin bu pastadan alacağı payla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için tedbir almamız lazım. Aşı pasaportunun seyahat serbestisi konusunda tek başına belirleyici olamayabileceğini söylendi. Bunu açıkladılar. Pasaportun aşılananlara kimi avantajlar sağlayabileceği ifade edildi ama bu konuda zirvede mutabık kalınan henüz kesin bir şey yok. Covid-19 testlerinin seyahatlerde rol oynamayı sürdüreceğini açıkladılar. Ancak sadece aşı pasaportu olanların seyahat edebileceği anlamına gelmediğini de söylediler. Dolayısıyla AB Komisyon Başkanı aşı pasaportlarının hayata geçmesi halinde bu sertifikalarda asgari gerekli verilerin bulunacağını, hassas kişisel bilgilerin ise sadece o kişinin vatandaşı olduğu ülkede tutulacağını bildirdiler. Dolayısıyla şu anda Avrupa'daki ve bizim en önemli pazarımızdaki durum bu. Peki şunu da sorayım. Özellikle siz de dile getirdiniz. Bu kuşkusuz turizm sektöründeki en önemli belirleyici kriter hani ülkelerin öne çıkacağı aşılanma, yaygın aşılanma. Burada da Türk halkının %60'ının Haziran ayı sonuna kadar tamamıyla aşılanması bekleniyor. Çünkü 100 milyon aşı iki dozdan düşünecek olursak. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Siz dediniz AB Liderler Zirvesi'nde aşı konusunda mutabakata varıldı dediniz. Bu kapsamda Türk turizmi sektörü nasıl hazırlanıyor? Oteller nasıl hazırlanıyor? Çünkü hijyen birinci kriter olacak ama evet, beraberinde tabii aşı pasaportu. Sağlık Bakanlığı'nın icraatı görevi kuşkusuz sizden bağımsız. Tabii. Bu kapsamda siz bu yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi zaten geçen dönemde hemen hemen rakip ülkelerimiz arasında turist ağırlama konusunda en hazırlıklı ülkelerden biriydik rakiplerimize bakıldığında. Bu şekilde aynen bütün kışta bu tedbirler aynen devam etti. Aynı hassasiyetler devam ediyor. Dolayısıyla ben hijyen konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Buradaki sıkıntı şu: aşı pasaportuyla ilgili gelişmeleri mercek altına almamız gerektiğini söylememizin sebebi şu: rakip ülkelerin kendi ülkelerindeki akredite aşıların dışındaki aşıları kabul etmeme gibi bir talepleri söz konusu. Böyle duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla hani bizim kullandığımız aşı en sağlıklı aşı, bütün otoriteler teyit ediyor. Ancak Avrupa ülkelerinde akredite olmuş aşıların dışındaki aşıların seyahat etmesiyle ilgili bir kısıtlama gelirse böyle bir olumsuzluk yaşama ihtimalimizden dolayı tedbirli olalım açısından biz bunu sürekli gündeme getiriyoruz. Yoksa hijyen açısından, otellerimizin fiziki durumu açısından, personel eğitimleri açısından Türk turizmi her zaman olduğu gibi herkesten çok daha fazla hazır, her şeyden çok daha fazla istekli. Bütün yetkililer üzerine düşenlerinden fazlasını yapıyorlar. Hiç kimsenin, bütün turistlerin, bütün ülkelerdeki bizim muhatap olduğumuz kurumların da bu konuya vakıf olduklarını biliyoruz, konuşuyoruz. Bugün de öğleden sonra, biraz sonra hem Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı hem Ukrayna Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ile bir panelde bir araya geleceğiz. Tekrar bu konuları gündeme getireceğiz. Şimdi siz ayrıca hani kendi aşıları dışında bu ülkelerin kendi aşıları dışında farklı aşıları bu uygulamada akredite etmeme riski olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de de aşıda çeşitliğe gidilmesi gerekliliğini vurguluyorsunuz. Peki şunu sorayım, verilere geçeceğim ama Sağlık Bakanlığı ile ilgili bu konuyla ilgili görüşlerinizi dile getirdiniz mi? Tabii. Çünkü ciddi anlamda 30 milyar doların üzerinde gelir sağlayan bir sektörden bahsediyoruz net döviz girdisiyle. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıya olduğunuz AB Liderler Zirvesi'nde de bunların tartışıldığı ve çeşitliliğin özellikle konusunu dile getirdiniz mi Sayın Bağlıkaya? Evet, biz yetkili makamlara zaten bunu daha önceki toplantılarımızda bildirmiştik. Bunların hepsi duyum. Şu ana kadar gelişmiş somut bu konuda negatif anlamda bir şey olmadığı için takibe devam etmemiz gerekir. Uyanık olmamız gerekir diyoruz sadece. Tabii, önden tedbirleri almamız gerekir. Böyle bir risk faktörü masada bekliyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, verilere bakacak olursak
Geçtiğimiz yıl hemen yönetmenim İlker'den rica edeceğim, verelim ekrana. Hem gelen ziyaretçi hem de gelirler açısından tabloyu getirdik. Sayın Bağlıkaya, bir kısaca 2020'yi böyle bir profilini çizelim. Ardından da bu yılın Ocak ayı, her ne kadar Türkiye turizmi 12 ayı yaymadığından dolayı Ocak ayı belirleyici değildir, ancak genel rezervasyonlar ve önümüzdeki projeksiyonlara dair de yorumunuz ne olacak? Öncelikle evet, bir şimdi, 2020 değerlendirmesiyle başlayalım. Şimdi biz tabii turizmciler olarak hep biliyorsunuz pozitif haberler vermeye alışığız. Hep rekorlar bildirmeye alışığız. Dolayısıyla biz yine 2020'den önce 2019 yılıyla ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Yani 2019 yılındaki başarıyı atlamamak lazım. 45 milyonu yabancı olmak üzere toplam 52 milyona yakın, 51.7 milyon ziyaretçi ağırladık. Evet. 2020 yılında hemen hemen rakip ülkelerimizdeki oranlardaki düşüşle biz %72'ye yakın bir düşüşle 12.7 milyon yabancı olmak üzere toplam 16 milyona yakın, 15.9 ziyaretçi ağırladık. 2020 yılında elde ettiğimiz turizm gelirimiz ise 2019 yılına göre %65 oranında düşüşle 34.5 milyar dolardan 12 milyar dolar seviyesine geriledi. 2021 yılında turizm sektörünün sergileyeceği performansı etkileyecek temel unsurların yine toplumsal bağışıklık oluşumu ve pandeminin seyri olacağını ifade edebiliriz. Bununla birlikte 2021 yılında dünya turizmi açısından küresel ekonomik gelişim ve ülkelerin 2021'de uygulayacakları sınır politikaları da belirleyici olacak. Biliyorsunuz geçen sene Ukrayna ve Rusya'dan turist aldık. Ancak Avrupa ülkelerinden sınırlarının kapalı olmasından dolayı turist almadık. İngiltere'den belli bir dönem almıştık. Onlar da daha sonradan kapattı. Sınırlar açık olsa seyahat etme niyetinde ve isteğinde ve motivasyonunda olan gerçekten ciddi bir kitle var. Ama sınırların kapalı olup olmamasıyla ilgili politikalar yine 2021'de de çok etkili olacak. Ülkemizdeki vaka sayısının kontrol altına alınması ve diğer ülkelerle bu anlamda sağlıklı bir iletişim ağı kurulması da bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Bizim ne yaptığımız değil, ne yaptığımızı nasıl anlattığımızda, kimlere anlattığımızda, hangi mercilerle iletişimde olduğumuzda çok önemli. Türkiye açısından bakarsak ana pazarımız konumunda olan Avrupa ülkeleri ve Rusya BDT pazarında aşılanma sürecinin hızlanması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması halinde 2021 yılında ülkemize gelecek olan, Ocak ayına bakmayın, Ocak ayı zaten genelde de düşüktür, yabancı ziyaretçi sayısı 2020 yılına nazaran %60-70 seviyelerinde bir artış elde edeceğimizi düşünüyoruz. 20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Demin söylediğim sıkıntılarla, yani olaylarla ilgili aşırı beklemediğimiz bir sıkıntı olmaz ise, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, ziyaretçilerimiz, onları da eklediğimizde 2021'de toplam ziyaretçi sayımızın 25 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Kişi başı gelirler bu dönemde artış gösterdi. Kalış süreleriyle ilgili de bir takım artışlar söz konusu. Artık insanlar kendilerine yakın mesafelere seyahat edip biraz daha uzun kalıyorlar. Kişi başı gelirimizi de 750 ile 800 dolar aralığında gerçekleşmesini, bu çerçevede 2021'de yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde de bir turizm geliri olacağını öngörüyoruz. Peki Sayın Bağlıkaya, özellikle şehir otelleri ve sahil kısmında kişi başı konaklama gelirlerinde ne kadarlık bir fark var? Bu yıl ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz o da konaklama gelirlerinde? Şöyle söyleyeyim, zaten 600 küsür dolarlardan, 660-670 dolarlardan 750, yaklaşık bir 80-90 dolarlık bir artıştan söz ediyoruz. 2021'de zaten bu artışın 20 dolarlık kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla 680'den 750, yani 70 dolarlık bir artış öngörüyoruz. Tabii ki şehir otellerinde, özellikle İstanbul ana destinasyonumuz olan İstanbul, İzmir bölgesindeki şehir otellerindeki fiyat artışları da 2021'inde üstünde olacaktır. Peki, şimdi turizmde özellikle başta ben de söyledim, tanıtım ve pazarlama çok önemli, ülkenin marka algısını oluşturmada ve turist çekmede. Dolayısıyla bu kapsamda birçok fuar, ticari işbirlikleri maalesef yapılamıyor, ancak online'a taşındı. Bu kapsamda siz bu süreci TURSAP olarak nasıl geçiriyorsunuz? Türkiye tanıtım anlamında neler yapıyor, siz neler yapıyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, şu anda İzmir, TTA Dijital İzmir fuarımız dün başladı. Türkiye'nin en önemli iki turizm fuarından bir tanesi. Dijital olarak yapmaya karar verdik. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde ülkemize ve sektörümüze olan inancımızı göstermek amacıyla ertelemeden dijital olarak yapmaya karar verdik Travel Turkey İzmir fuarını. 25 Şubat'ta yani dün 14. kez kapılarımızı değil ekranlarımızı açtık. Teknolojinin gücünden yararlandığımız turizm fuarları arasında ilk dijital olan turizm fuarı Travel Turkey İzmir ile sektörümüzün üzerindeki durgunluğu da atmak istedik bir anlamda. Bu fuar geleceğe inananların fuarı. İspaş ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz fuarımıza dünyanın dört bir yanından 250 hosted buyer katılıyor. Fuara katılan host buyer'lar ve tüm katılımcılar platform üzerinden randevu oluşturup görüntülü B2B görüşmeler sağlıyor ve yeni iş bağlantıları kurabiliyorlar. Fuar sürecinde ekoturizmden dijitalleşmeye, pandeminin turizme etkisinden dizi ve filmlerin turizme katkısına kadar dikkat çekici birçok webinar etkinlik gerçekleştiriliyor. Uluslararası niteliğe sahip olan fuarımızda Türkiye'den de yabancı ülkelerden üst düzey turizm profesyonellerin katılımıyla birçok panel ve etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye açısından en önemli turizm pazarları arasında yer alan Almanya ve Ukrayna'dan önemli isimlerin katılımıyla bir panel gerçekleştiriyor olacağız. Biraz önce size de bahsettiğim gibi. Alman Seyahat Ajantaları Birliği DERFA Başkanı ve Ukrayna'dan Devlet Tanıtım Ajansı DART Başkanı'nın katılacağı panelde 2021 yılında turizmin nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunacağız. Bugün ikinci gün turizm profesyonellerine ve turizme gönül veren herkesi fuarımıza davet ediyoruz, destek olmaya davet ediyoruz. Bunun dışında bu fuarların dışında da yine turizm pazarlaması anlamında Seyahat Ajantaları Birliği olarak kaynak ülkelerle oranın muadil kuruluşlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Bilgi alışverişi içindeyiz. Sektörü zinde ayakta tutmak için, moralli tutmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bireysel girişimlere dahi elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Panellere katılıyoruz, toplantılara katılıyoruz, söyleşilere katılıyoruz. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu, hala sahnede olduğumuzu, dimdik ayakta olduğumuzu anlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki Sayın Bağlık Bey, şunu da öğrenmek istiyorum. Özellikle yaz sezonu için yerli turiste yabancı turist dağılımı nasıl gerçekleşecek? Yani şöyle söyleyebiliriz, yerli turizmle başlayacağız Ramazan Bayramı'nın birlikte. Ramazan Bayramı'yla birlikte yerli turistle başlayacağız. Haziran'ın sonuna doğru, Haziran'ın sonuna doğru Avrupa pazarlarının açılacağını düşünüyorum. Türk pazarıyla, yerli pazarıyla birlikte Ukrayna ve Rusya'nın da hareketleneceğini öngörüyoruz. Oradan da ciddi rezervasyonlar var, ciddi bir talep var. Dengeye bakılacak olursa iç turizmin bütçesi olarak bakıldığında, harcama kapasitesi olarak bakıldığında yine yabancı turistin ağırlıklı olarak sektöre katkı vereceğini düşünüyorum. Yerli turizm bu aralar özellikle bu pandemiden sonra bildiğiniz gibi biraz daha küçük oteller, butik oteller, karavan, doğa turizmi biraz daha aile ziyaretleri çerçevesinde gelişiyor. Erken rezervasyon geçen senenin Kasım ayından itibaren başladı. Geçen senenin Kasım ayından itibaren turizm seyahat ajantaları ciddi bir kampanyayla erken rezervasyonu başladı ama diğer senelere oranla biraz daha zayıf gidiyor. Nisan ayı itibariyle hareketlenmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de sektöre dair tüm değerlendirmeleriniz için TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya. Uğurladıktan sonra bir iş dünyasını bugünlük burada noktalarken kısa bir ara, aranın ardından kripto parayla sizlerle birlikte olacağım.